Peki imamlık yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Birinci olarak imamın erkek olması gerekir. Kadınların erkeklere imamlık yapması caiz değildir. Kadınların kadınlara imamlık yapması her ne kadar caiz olsa da tahrimen mekruhtur ve yapmamaları gerekir. İkinci olarak imam olacak kişinin buluğ çağına ermiş olması gerekir. Buluğ çağına ermemiş olan bir çocuğun yetişkinlere imamlık yapması da caiz değildir. Üçüncü olarak imamlık yapacak kişi namaz sahih olacak kadar Kur'an-ı Kerim'den ezbere yer bilmesi gerekir ki Fatiha suresini okumak vaciptir. Bununla beraber bir sure daha okumak da vaciptir. Yani en az bir sure ezbere bilmesi gerekir. Bununla beraber imamlık yapacak olan kişinin kıraatinin imamlık yaptığı kişilerden daha düşük seviyede olmaması gerekir. İmama uyacak kişiler içerisinde kıraati düzgün olan birisi olduğu halde kıraati bozuk olan birisinin imamlık yapması da doğru değildir. Herkesin kıraati düzgün olmasa o zaman birisinin o diğerlerine imamlık yapması caizdir. Ama o cemaat içerisinde kıraati düzgün olan, güzel olan birisi olduğu halde kıraati bozuk olan birisinin imamlık yapması doğru değildir. Dördüncü olarak, imamla cemaatin mekanının bir olması gerekir. Örnek olarak, caminin üst katında olan kişiler alt katındaki imama uyabilirler. Çünkü orası bir camidir. Bir evin odasında bulunan kişiler başka bir odadaki imama uyabilirler. Çünkü orası bir evdir. Fakat farklı dairelerdeki kişilerin farklı dairede namaz kıldıran imama uyması caiz değildir. Beşinci olarak imamın cemaatin önünde olması gerekir. Eğer imamla cemaat aynı hizada olurlarsa cemaatin namazı geçerli olmaz. Altıncı olarak cemaat içerisinde hanım kardeşlerimiz varsa o zaman imamın imamlık yapmaya da niyet etmesi gerekir. Bir imam erkeklere namaz kıldırdığı takdirde imamlığa niyet etmese, ''Ya Rabbi niyet ettim, senin rızan için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya diye niyet etti, Allahu Ekber diye tekbir aldı. Arkada da erkek cemaatler var. Bu erkek cemaatin namazı geçerli olur. İmamlığa niyet etmediği halde. Ancak eğer cemaat içerisinde hanım kardeşlerimiz varsa o zaman mutlaka imamlığa niyet etmesi gerekir. Ene imamul limen tebiani ben bana uyanların imamıyım gibi ifade kullanması gerekir. Değerli kardeşlerim, malumunuz olduğu üzere öğle ve ikindi namazında kıraatler sessiz yapılıyor. Sadece intikal tekbirleri ve selam sesli yapılıyor. Sabah namazında, akşam namazında ve yatsı namazında, aynı zamanda teravih namazında İmam Efendi Fatihayı ve diğer sureyi sesli olarak yapıyor. Yedinci olarak İmam Efendi limen Hamideh dedikten sonra Rabbene velekel Hamd ifadesini cemaatler kendisi demez. Dese bir şey olur mu? Olmaz. Fakat dememesi daha uygundur. Ve son olarak imamlık yapan kişinin selam verdikten sonra yüzünü cemaate dönmesi de sünnettir.